Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle ayın genel başlıklarına bir göz atalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda ilerleyecek. Venüs ayın 5'inden itibaren Başak burcuna geçiyor. Mars ay boyunca İkizler burcunda ve burcunuzda Balık burcunda bir dolunay var. Terazi burcunda bir yeni ay var ve Merkür Retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Yılın önemli bir zamanı sizin için. Çünkü burcunuzda olacak dolunay etkisi hayatınızda önemli dönüşümler, tamamlanmalar, farkındalıklar getirebilir sevgili balıklar. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak. 5'inden itibaren Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişki evinizde önemli hareketler var ve tabii ki biraz ilişkileriniz bu arada aydınlanırken karşınızdaki kişilerin, eşinizin, partnerinizin, işbirliklerinizin sizin üzerinizdeki etkisi de artabilir. Venüs iyicil bir gezegen, ilişkilerle ilgili şans veriyor bize. Bu yeni tanışmalar olabileceği gibi süre gelen ilişkilerimizin daha uyumlu, daha dengeli, daha destekleyici olmasını sağlayabilir. 10 Eylül'de 17 derece Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin dolunayınız. Her yıl burcumuzda bir yeni ay, bir de dolunay olur. Bu dolunay Güneş ay karşıtlığı da olduğu için tabii ki içsel anlamda, duygusal anlamda böyle biraz hassasiyet getirebilir hayatımıza. Özellikle dolunayı takip eden, yani 3 gün öncesi 3 gün sonrası çok hassas olabiliriz. Ruhsal, bedensel, zihinsel, duygusal. Bunu iyi dengelemek gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarında mı? Bunu 13 ile 21 derece arası alabilirsiniz. O zaman bu dolunay bireysel olarak çok daha etkili olacaktır sizin için. Bir farkındalık dönemi, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli dönüşümler olabilir. Uranüs'ün güzel bir açısı var. Mars'ın da yine güçlü bir açısı var bu dolunayda. Zaman zaman yakın ilişkilerde ve özellikle aile ilişkilerinde, ebeveyn ilişkilerinde biraz mücadelenin olması, onlarla zaman zaman çatışmaların olması mümkün. Lütfen huzursuzluk hissedebilir, ruhsal olarak biraz gergin olabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmaya çalışın. Çok fazla baskı yapmayın. Uranüs etkisi bazı sürprizler getirebilir. Yani kardeşlerden yana da olabilir bu sürpriz haberler. Hiç beklemediğiniz bir seyahate de çıkabilirsiniz. Komşularla da ilgili destekleyici etkiler olabilir. Dolunay hayatınızda önemli dönüşümler getirebilir. Bunun yanı sıra bedensel olarak biraz hassas olabilirsiniz. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel. Kendinizi çok yormayın. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Mars etkisi var. Kronik sorunlarınız varsa biraz zorlayıcı olabilir. Alerjilere daha yatkın olabilirsiniz. Kendinizi çok yormamanız gerekiyor. Kendinize sağlık yönünden dikkat etmeniz gerekiyor. İmaj değişimleri yapabilirsiniz. Hani fiziksel görünümünüzde falan böyle bir değişimler olabilir. Başkalarının dikkatini de çekebilirsiniz dolunay etkisiyle beraber. Evet, dolunayı takip eden özellikle 16-17 Eylül gibi Güneş-Neptün karşıtlığı var. Sizin için önemli tabii ki bu ilişki dinamiklerinizi çok idealize edebilirsiniz. İlişkilerinize çok hayalci de olabilirsiniz. Vizyoner de olacağınız, hayal gücünüzden yararlanacağınız bir dönem ama Neptün tabii ki sisli puslu bir etki getirir. Belirsizlikler, kararsızlıklar, yanılgılar getirebilir. Yine aynı günlerde Mars'la Venüs arasında bir kare açı var. Libidonuzu yükselten bir açıdır. Dolayısıyla daha dürtüsel, daha sabırsız davranabilirsiniz. Tanıştığınız bir kişiye hemen aşık olduğunuzu zannedebilirsiniz ya da işte hemen inanabilirsiniz, gözünüzde büyütebilirsiniz. Bu yanılgılara zemin hazırlayabilir. Hem özel ilişkilerde hem iş bağlantılarında filan bunlara dikkat edin. 16-17 Eylül ve yakınlarında çok önemli kararlar vermemeye, çok dürtüsel davranmamaya çalışın sevgili balıklar. Ayın 23'e itibariyle Güneş Terazi burcunda artık parlamaya başlayacak ve Merkür Retrosu başlıyor bu ay. Yine dolunayla aynı gün 10'undan sonra başlayacak. Önce Terazi burcunda, ardından Başak burcunda olacak. Çok sert açılar yapmadığı için ben bu Merkür Retrosu'nu daha olumlu görüyorum. Ama ayın 20'sinden sonra, ayın son günlerinde özellikle karşıt burcunuzda olacağı için ilişkilerinizi biraz daha sorgulayacağınız bir dönemdesiniz. Yani eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili özellikle Ağustos'un sonlarında konuştuğunuz, aldığınız kararlar varsa bunları tekrar bir gözden geçirebilirsiniz. Ya da bazı anlaşmazlıklarınız varsa onları çözmek için fırsatlar çıkabilir karşınıza. Eski ilişkiler, eski partner ya da daha önce birlikte çalıştığınız bir kişi, uzun süredir görmediğiniz bir arkadaş karşınıza çıkabilir. Hani onlarla ilişkilerinizi güçlendirme, eksik kalan bir şeyleri tamamlama, bir sorunu çözme fırsatı çıkarabilir bu retro karşınıza. Ama tabii ki her retroda biraz ne yapıyoruz? Günlük hayatımızda iletişim sorunları olabileceği için dikkatli oluyoruz. İşte yeni anlaşmalara, sözleşmelere, imzalara falan daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Önce Terazi burcunda başlayacak, sonra Başak burcuna doğru gerileme devam edecek. Ayın 26'sında Terazi burcunda bir yeni ay var. 2 derece Terazi burcu yeni ayı Jüpiter'le hizalanan bir yeni ay. Bu yeni ay para alanlarınızı etkiliyor. 8. evinizde olacak. Olumlu açıları var bence bu yeni ayın. Yani finansla ilgili bir konuda, örneğin daha çok hisseli paralar bu, ya da başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, ya da bir borçlanma konusu. Burada bir karar vermeniz, bir düzenleme yapmanız mümkün. Bunlar kendi maddi durumunuz, gelir gider dengeniz, bütçeniz, muhasebe işlerinizle de ilgili olabilir. Belki de bir, hani çalışıyorsanız iş yerinizde bir muhasebeci işe başlayacak veya hani çalışan bir elemanınızla ilgili yeni bir düzenleme olacak, ya da kendi sigortanızla ilgili örneğin yeni bir düzenleme, bir anlaşma yapacaksınız. Hizmet aldığınız kişilerle de ilgili bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bazı anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi yenileyebilirsiniz bu yeni ay döngüsüyle beraber. Bir miras konusu, bir nafaka konusu, bir kredi konusu netleşebilir örneğin. Bir vergi konusunda bir düzenleme, bir ödeme düzenlemesi yapabilirsiniz örneğin. Emeklilik gibi bir konunuz vardır. Burada bir yapılandırma yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Öncü burçlarımız daha çok etkileniyor. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda Terazi, Koç, Yengeç ya da Oğlak gibi burçlarda 2 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın sizin için tesirleri çok daha önemli olacaktır. Yeni ay etkileri Eylül'ün son günlerinde ve önümüzdeki Ekim ayı 9-10 Ekim'e kadar aslında devam ediyor. Yavaş yavaş kendini bu süreçteki etkiler, yeni ay etkileri hayatınızda kendini göstermeye devam edebilir. Ve ayın son günlerinde 27-30 Eylül gibi gökyüzünde gerçekten güzel açılar var. Venüs ile Merkür Başak burcunda birleşiyorlar ve Oğlak burcundaki Plüto ile güzel bir üçgen açıda. Yani bu ilişkilerinizle ilgili bence güvenli bir süreci işaret ediyor. Yani belki eşinizi ikna etmek istediğiniz bir konu vardı. Artık o iknayı yapıyorsunuz, bir anlaşmaya varıyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızdan, tanıdığınız, daha önceden de tanıdığınız bir arkadaşınız olabilir. Bir iş arkadaşınız, daha önce çalıştığınız bir kişi de olabilir. Hani tekrar bir işe başlamak yönünde bir karara varıyorsunuz, bir teklif alıyorsunuz gibi. Yani buralarda bence istikrarlı bazı etkiler var. Aynı zamanda Satürn'le Mars arasında da güzel bir üçgen açı var. Bu sosyal ilişkilerimizi de destekleyebilir. İşte ailevi ilişkilerde aile üyelerinden, büyüklerden, özellikle ebeveynlerden beklediğiniz bazı destekler varsa hani bunları da daha rahat elde edebileceğiniz bir süreç olabilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.